Herkese iyi akşamlar. Evet, bu dönemin dördüncü webinarı ile birlikteyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar hep pazar günü yapmıştık ve biliyorsunuz ki her ayın ilk pazarında bir aylık sohbet webinarımız oluyor. Aylık sohbet webinarı pazara denk geldiği için ilk defa bir bilanço webinarımızı cumartesi yapmak zorunda kaldık. Önümüzdeki aylarda değer denk gelirse muhtemelen böyle ilerleriz. Ama biliyorsunuz normalde pazar günleri yarın da aylık sohbetlerimiz var. Yine müsait olursanız saat 21'de bekliyor oluruz. Yaşar Yıldırım'la birlikte yapacağız. Yine önümüzdeki hafta pazar günü de birlikte 5. ve artık son bilanço değerlendirme webinarımızı yapacağız ve artık ilk çeyrek finansallarına hazırlanmaya başlayacağız. Bu hafta çifte webinar oldu. Bakıldığında sonraki hafta dediğim gibi sonuncusu var. Ondan sonra Nisan ayının ilk pazarında görüşürüz ve muhtemelen Nisan'ın son pazarında da bu sefer üçüncü çeyrek finansalları, şey ilk çeyrek finansallarına ilişkin, 3 aylıklara ilişkin ilk webinarımızı yaparız gibi hissediyorum. Bugün ekstra bir katılım var. Bugün Info Yatırım'ın Ocak kampanyası dolayısıyla üyelik verdiğimiz kişiler de var. Dolayısıyla birazcık daha kalabalığız bugün. Onlara da bir hatırlatma yapmış olayım. Hem yarınki webinar için hem de önümüzdeki hafta pazar günkü webinar için aslında. Onlar da bir ay boyunca bu webinarların tamamına katılabilecekler. Yine sistemde de her türlü özelliğe erişiyor olacaklar. Bir kısmı geldi katılımcıların. Böyle bir 30-40 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra bilançolara geçelim. O arada da birazcık gündemden bahsedeyim ben. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta konuştuk. Bir önceki haftanın ana mevzusu Amerikan 10 yıllıklarıydı ve tahvil faizlerindeki yükseliş bütün dünyadaki endekslerde bir satış getirmişti beraberinde. Bu hafta birazcık daha toparlanma haftası oldu. Yani BIST 100 tarafında da aynısı oldu. 1440'larda başladık haftaya. Haftayı bitirirken biz nerede kalmışız? 1540'lara kadar gelmişiz. Yani 1440'ları gördüğümüz bir haftadan sonra neredeyse eski tabirle 10 bin puan. Yeni artık rakamlarla 100 puanlık bir tepme olmuş. Tabii hafta orada kapanmamıştı ama yine de en dipten bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda 10 bin puanlık neredeyse bir dipten sekiş var. Bu da gayet iyi aslında. Dün de küçük bir endekste dün yatay bir seyir vardı. Hani çok azıcık bir yükseliş gördük 0,26 kadar ama akşam saatinde Amerikan vadelerinde ciddi yükselişler, Amerikan piyasalarında ciddi yükselişler oldu. Pazartesi muhtemelen onun pozitifliğiyle açarız ve diğer taraftan bakınca da az önce son dakika geçti, 20 dakika önce falan Amerika'daki 1,9 trilyonluk kurtarma paketinin geçtiğinin haberi geldi. Zaten dünkü Amerika'daki yükselişin arkasında bunun birazcık fiyatlandığını görmüştük. Oradaki beklenti artık gerçekleşmiş oldu. Muhtemelen pazartesi de bunun iyimserliğiyle hem Asya'dan başlayıp sonra Avrupa'ya yayılan bir iyimser bir hava görebiliriz. Amerika'da da aynı şekilde benzer bir iyimserlik olur. Tabii kar satışı gelme ihtimali de var ama çok beklemiyorum. Çünkü zaten geçtiğimiz haftaki düzeltme buradaki kar satışını bir miktar almıştı. Oradaki şişikliği en azından bir miktar almıştı. Şimdi bu haftaki bilançolarımızdan başlayalım. İPEKİ'ye soranlar var. Kozu altın konuşacağız. Kozu altın konuşurken aslında hem İPEKİ'yi hem Kozu Ağı'yı konuşmuş oluruz. Bir miktar da üzerine değiniriz. Onların üzerinden geçeriz. Kardemir'le başlayacağız. İlk bilançomuz bu hafta için seçtiklerim arasında Kardemir. Şimdi biliyorsunuz demir çelik sektöründeki iki büyük temsilciden bir tanesi Türkiye'deki Ereğli ve Kardemir. Hani herkesin yakından tanıdığı. Kardemir aslında uzun zamandır zarar ediyordu baktığımızda ve son 5 çeyreğin 4'ünde burada zarar görüyoruz. Birazcık daha geriye gidecek olursak eskiden kârlar vardı. Şuradaki bu kriz dönemi, yani demir çelik sektörünün ciddi yavaşladığı bu dönemi tamamen zararla atlatmıştı şirket. Son çeyrek gayet yeterli bir kâr getirdi, 450 milyon TL'ye kadar. Ve yılın tamamında son çeyrek getirdiği kâr sayesinde artıda kapatmayı başardı. 60 milyon lira da olsa Kardemir'den yıllıkta bir kâr gördük. Biliyorsunuz burada bir miktar yönetim değişikliği oldu aslında bu yıl. Yani bu yönetim değişikliğinin artık bundan sonraki etkilerini yakından takip ediyor olacağız. Ama sektörün genel bir gidişatına bakmak lazım. Bunun için aslında bu hafta biliyorsunuz PMI haftasıydı bütün dünyada. Satın alma müdürleri endeksleri açıklandı ve metal ana sektöründeki yani Türkiye'deki PMI'ler en azından metal ana sanayi için yani demir çelikçiler için iyi bir senaryoyu ortaya koyuyor. Onu söyleyebilirim. O yüzden
İlk çeyreğe ilişkin de burada beklentilerim iyi benim. Hem Kardemir tarafında hem Ereğli tarafında. Kardemir'le Ereğli'yi karşılaştırdığında hep söylerim ben, bir miktar istikrar sorunu var aslında. Hemen şuraya Ereğli'yi ekleyelim grafiğimize. Bakın buradaki brütkar marjı mesela bu. Şuradan çeyreklikten gidelim. Bakın Ereğli her zaman Kardemir'in üzerinde bir marjla çalışıyor. Sadece şurada iki çeyrek Kardemir'in üzerine çıktığını görüyoruz Ereğli'nin. Ama genelde hep Ereğli bakın daha iyi. İlk defa burada yine 2020'nin son çeyreğinde Kardemir Ereğli'nin bir puan üzerine çıktı. Favek marjına geldiğimizde yine benzer bir durum var. Ereğli burada daha verimli. Netken marjına geldiğimizde Ereğli'nin verimi gitgide artıyor. Çünkü Kardemir malumunuz buradaki çeyreklerde hep zarar etti. Yani işler birazcık kötüye geçtiğinde biz Kardemir'in zarar ettiğini görüyoruz. Ereğli ise burada kar etmeyi başarabiliyor. İşler kötü gidiyor olsa dahi. O yüzden ben biliyorsunuz hep Erdemir'i Kardemir'den bir miktar daha önde tutarım genelde. Ama bu son çeyrek Kardemir'in getirdiği son çeyrek açıkçası beni tatmin etti diyebilirim kar anlamında. Burada şunu takip etmek lazım. Son çeyrekteki kar rakamları, son çeyrekteki ürün başına aslında Favökler den daha iyi bir ilk çeyrek geçiyor şu an sektörde baktığımızda. Çünkü buradaki yükselişin yani buradaki bu 450 milyonluk karın ya da işte çeyrekte gelen 613 milyonluk karın arkasında aslında tek başına ürün satışlarındaki büyüme yok. Hatta ürün satışlarında neredeyse büyüme yok bu arada. Yani satış hacmi yıldan yıla bakıldığında sadece %4 büyümüş. Ama ürün fiyatlarında çok ciddi artış oldu. Bu yazdan sonraki ekonomilerin toparlanma sürecinde demir çelik ürünlerine olan talep çok hızlı şekilde arttı ve ürün marjlarının yukarı gittiğini gördük. Ham maddeler benzer şekilde hızlıca yükselmemişti ama ürün fiyatları yukarı gitmişti. Hal böyle olunca da tabii ki şirketlerin kar marjları artık hızlı şekilde yükseldi. Bu kar marjlarının büyümesi de şirketlerin işine geldi. Ton başına mesela geçtiğimiz yıl 4. çeyrekte şirket sadece 25 dolar kar ediyordu ton başına. Bu yıl son çeyreğe geldiğimizde buradaki rakam 120 dolarlara kadar çıktı. Yani bakıldığında şirketin ciddi şekilde kar marjlarını arttırdığını görüyoruz. Ve 2021'in ilk çeyreği ki birazcık daha önemli olan kısım arası. 2021'in ilk çeyreğinde de burada ton başına yine yüksek Favök rakamları gelecek. Yani mesela son çeyrekte 125 dolar, pardon 130 dolara çıktı dedik ton başına rakamlar. Bu yılın da ortalamasında 120 dolarlara yakın bir şey gelmesi bekleniyor. Yılın tamamında bu arada. Ve 2021'de bu rakam ton başına 75 dolardı. Yani nereden baksın yani %50'den fazla ton başına gelirlerin, Favö'nün artmasını bekliyoruz piyasa olarak. Ve bu gerçekten Kardemir için iyi bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Şu çarpanlar tarafına bakalım. Tabii buradaki çarpan anlamsız. Bunun sebebi çok belli zaten. Şuradaki 3 çeyreklik kar yüzünden FK 130'larda gözüküyor ama bunu çok dikkate almamak lazım. Burada asıl bakılması gereken şey şu elde edilen karın sürdürülebilirliği sorusu. Şimdi hemen burada bir çeyreklik gelir tablosunu göstermek istiyorum. Öncesinde şuradaki bir net borç rakamına bakalım. Bakın 1,9 milyardan 800 milyona kadar gerilemiş bir net borçtan bahsediyoruz. Neredeyse 1,1 milyarlık bir azalma. Bu tabii ki beraberinde neyi de bundan sonraki çeyreklerde törpülecek? Finansman giderlerini. Bakın şirketin aslında şurada bir kalem var. Burayı göstermek istiyorum. Burası diğer faaliyet gelir giderleri. Biliyorsunuz kur farkı iki şekilde yazılıyor finansal tablolara. Birincisi buradan diğer faaliyet gelir giderlerine, ikincisi burada finansal gelir giderlere. Kur farkının oluşma sebebi ticari alacaklar ve ticari borç gibi faaliyetlerden kaynaklanan işlerde ise burada işte finansal borç gibi, işte tahvil gibi, faktöring gideri gibi finansal bir işten kaynaklanan bir kur gideri ise onlar da burada işleniyor. Bakın burada önceki çeyreklerde hep ciddi bir kur farkı gideri var. Yani şurada yok. Şu son zarar ettiği 4 çeyreğe bakın. Bakın burada 90 milyon burada var. Burada 170 milyon var. Burada 120 milyon var. Burada 190 milyon var. 185 milyon var. Dolayısıyla şirketin aslında ciddi bir kur gideri oluşuyordu normal şartlar altında. Son çeyrek bakın burası gelir gidere denk. Yani kurdan dolayı hiç ekstra gol yememişler. Bu zaten karı. Bakın şuradaki faaliyet karlarına bakın. Yani şirket faaliyet karı dahi edemeyecek durumdaydı. Oluşan kur farkı giderleri dolayısıyla. Bu çeyrek hem marjlar yükselince hem de burada kurdan gol yemeyince 550 milyonluk bir faaliyet karı geldi.
Bir de gelin buraya bakalım. Burası da işin finansal giderler kısmı. Yani hem kur farkı hem de faiz giderleri var bunun içerisinde. Ve şurada bakın kaç çeyrektir geri doğru gidelim. Şurada sadece kar var. Bunun sebebi de şuradaki dönem. Bunu biliyorsunuz 2018'in 3. ve 4. çeyreğini ben hep dışarıda tutarım kriz çeyrekleri olduğu için. Şu 3. çeyrekte çok ciddi bir kur değerlenmesi yani TL'nin değer kaybı, doların yükselmesi. Burada da doların yeniden düşüşü ve TL'nin değerlendiği bir dönem geçirmiştik hatırlarsanız. O yüzden şu ikisini dışarıda bıraktığımızda şöyle ileri doğru gitsek. Bakın her çeyrek çok ciddi finansman giderleri yazmış şirket. Artık burada da bu çeyrek bunu buradan gol yememiş. Yani finansal borçları yüzünden, bankalara olan borçları yüzünden yediği faiz artı oradan yediği kur farkı oradan elde ettiğinden daha az olmuş ilk defa yıllar sonra. Bu da tabii ki burada elde edilen faaliyet kârının vergi öncesinde taşınmasını beraberinde getirmiş. Tabii vergi düşüyor. 457 milyonluk net kâr var. Şimdi burada ilk çeyrekte benzer bir senaryonun gerçekleşmesi muhtemel. Yani ilk çeyrekte de Kardemir'in son çeyreğe paralel bir rakam getirmesi muhtemel. Çünkü dediğim gibi ürün fiyatları ilk çeyrekte de artmaya devam etti. Burada tek bir sıkıntı şu. Son çeyrekten daha yüksek ürün fiyatları var ama artık ham madde fiyatları da yükselmeye başladı. Ama yine de son çeyrek rakamları marjlar anlamında tutturulabilir. Çünkü az önce şurada da gördük mesela. Daha öncesinde daha yüksek marjlarla çalıştıkları olmuş. Bakın şu an neredeyiz? Şu an 25'lerdeyiz. Mesela 2017 yılında yıllıkta bakalım. 2017 yıllıkta 16 demiş ama 2018'in tamamında %30'larda ortalamada çalışmışlar. Yani burada hala gidilebilecek yol olduğunu, marjlar anlamında daha önce bu marjların sağlandığını görebiliyoruz. Şimdi bu kar sürdürülebilir olursa ne olur? Bir ona bakmamız lazım. Yaklaşık 1,8 milyarlık bir kâra tekabül ediyor. Bu eğer her çeyrek sürdürülebilir olursa. Birazcık daha muhafazakar bir tahminle 400 milyonlarda bir kâr dahi etse şirket 1,6 milyarlık yıllık net kâra tekabül ediyor bu da. Bu da şu anki fiyatı göre 5 FK demek. Bu da çok çok cazip bir çarpan olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Ama buradaki katalizörlere dikkat etmemiz lazım. Yani bu durumu neler değiştirebilir? Birincisi bu durumu kur değiştirebilir. Yani kurdaki ani ataklar maalesef bu şirkete zarar veriyor. Yani şu an ilk çeyrekte hala bu arada son bir haftada 7,50'lere doğru yeniden döndük ama yılın başında da zaten bu seviyelerdeydik. Yani ilk çeyrekte burada ekstra bir durum yok. Biz çok aşağı gelmiştik. O aşağı geldiğimiz yerden aslında yılın başına doğru döndük bakıldığında. Öyle aman aman bir fark yok yılın başına göre bakarsak. Ama bundan daha fazlası yani buradaki doların bundan sonraki artışı Kardemir'e zarar vermeye başlayacak. Bu katalizörlerimizden bir tanesi. İkincisi pandemi tabii ki katalizörlerden. Çünkü ekonominin toparlanması üzerine bu kadar demir çelik talebi oldu ve fiyatlar arttı. Oradaki bir bozulma yine Kardemir'e zarar verebilir. Son çeyrek kapanışını yazmış Hasan Bey sağ olsun 7.35'lerde. Evet şu an geldiğimiz seviyeler zaten çok buradan uzaklarda değil. Bakalım kaçta kapatmışız? 7.53'te. Muhtemelen pazartesi burada bir miktar iyimserlik görmemiz de olası. Özetleyecek olursak Kardemir'in ben bilançosunu beğendim açıkçası. Bu kârda en azından ilk çeyrekte sürdürülebilir gözüküyor. İlk çeyrek finansallarında tekrar konuşacağız zaten önümüzdeki ay. Değil bir sonraki ay gelir herhalde. Mayıs'ın ilk haftasında muhtemelen konuşuruz burayı tekrar. Ama bu açıklanan finansalları beğendiğimi söyleyebilirim Kardemir tarafında. Evet, ikinci şirketimiz Index Bilgisayar. Biliyorsunuz ben daha öncesinde infoda model portföye koyduğum için ya da işte çok defa şirketle ilgili bir şeyler anlattığım, yazdığım için onu da buradaki bugünkü listeye ekledim. Şimdi Index Bilgisayar tarafında kar beni açıkçası çok tatmin etmedi. Yani burada ciroya baktığımızda evet son çeyrek cirosu gayet iyi. Yine FAVÜ'ye baktığımızda son çeyrek FAVÜ'yü iyi. Ama burada zaten bir miktar da olsa mevsimsellik var. Bakın şurada da 2019 yılının son çeyreği burada diğer yılın diğer çeyreklerinin çok üzerinde. Burada da mesela ciro tarafında da öyle. Bakın burada da son çeyrek şurada net kârda görebilirsiniz. Diğer 3 çeyrek ortalama işte 18'lerde gelmişken 17'lerde. Burada 39 gelmiş. O yüzden son çeyrekte bir miktar daha normalde yüksek rakam görmeyi beklerdim. Ama tabii daha önceki haftalarda üzerine konuştuk mu hatırlamıyorum ama Despatch biliyorsunuz hayal kırıklığı getirmişti. Buradaki zarar artık konsolide edildiği için Indes'te. Tabii ki Indes'ten de
önceki çeyreklerde buradan alacağı katkıyı alamaması dolayısıyla buradaki karın düşmesi aslında çok da beklenmedik bir şey değildi. Ama yine de bir 45 milyon civarında bir kar beklentim açıkçası vardı benim. Şimdi Innes tarafında kar tarafını konuştuk. Burada aslında işlerin bundan sonraki gidişatı önemli. Biliyorsunuz 2020'nin hikayesi bu evde çalışma, uzaktan eğitimle birlikte bu bilgisayar perakendeciliği ürünlerine olan talebin artmasıydı. Ki ciddi şekilde de arttı yani onu söyleyebilirim. Ama buradaki talep birazcık da uygunluğa ulaştı gibi görüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim, bir bilgisayar aldığınızda, bir bilgisayar bileşeni aldığınızda bunu kullanma süreniz genelde birkaç yılı buluyor. Yani ortalamada 3-4 yıl kadar kullanılıyor bu ürünler ve sürekli ihtiyaç duyulacak şeyler değil. Yani bir bilgisayarı bu yıl aldıysanız bir sonraki yıl yenilemezsiniz. Bu da tabii ki bu tarz ürünlere olan talebin dönem dönem yükseldiğini, dönem dönem de düştüğünü gösterir bize. Ve Indes bilgisayar toptancılığı tarafında birazcık da uygunluğa ulaştı bence. Şimdi işin diğer tarafı var. Bir ağ ürünleri tarafı var. Bir de mobil tarafı var. Mobil taraf 2020'deki o pandeminin ilk dönemlerinde çok sert daralmıştı. Bir de ağ teçhizatı tarafı var. Orası da yine ciddi şekilde daralmıştı. Şimdi 2021'deki hikaye birazcık daha mobille bu ağ teçhizatı yani network dediğimiz tarafın iyileştiği ve bilgisayar tarafında muhtemelen daraldığı bir yıl olacak. Ama yıldan yıla bakıldığında burada cirodaki şu %100'ün hatta bir miktar üzerinde olan şu büyüme muhtemelen bunu 2021'e taşımak mümkün değil. Yani bu baz etki dediğimiz şeyden dolayı. Yani bu yıl %100 büyüdüyseniz bir daha %100 büyüyemezsiniz genelde. Burada bir miktar normalleşmenin olmasını beklemek daha doğru. Daha düşük bir büyümeyle şirket muhtemelen 2000 yani çok daha düşük bir büyümeyle şirket 2021 yılını kapatacaktır diye düşünüyorum ben. Buradaki rakamlar birazcık fazla oldu. Şimdi işin fiyatlama kısmına dönersek bilançonun dışında biliyorsunuz Innes'i ben hep işte Arena'yla, Armada'yla vesaire karşılaştırıp hani hep geride kaldığını söylerdim. Innes bu hafta orada aradaki farkı da kapattı. Ama bunun sebebi bilanço olmadı. Bir bedelsiz sermaye arttırma açıkladı şirket %300 oranında. Ve bedelsiz sermaye arttırımı dolayısıyla birkaç gündür primli gidiyor. Yani bir önceki hafta burada 20 lira, 21-22 liradaydı şirket. Bugün baktığımız noktada 32-50'lerde bir kapanış görüyoruz. Bu bedelsiz dolayısıyla aslında şirketin fiyatlandığını görüyoruz. Yani bu bilançoyu fazlasıyla fiyatladığını görüyoruz açıkçası. O yüzden ben artık fiyatlamanın eskisi gibi makul olduğunu düşünenler tarafında değilim. Şuradaki 12.7 FK'yla ve bir sonraki yıla ilişkin kar büyüme hızının ya da işte ciro büyüme hızının 2020'nin çok altında gerçekleşecek olmasıyla bence birazcık fiyatlara yansıdı. Bir de biliyorsunuz ben bedelsiz sermaye yatırımlarına çok sıcak bakmıyorum. Fiyatlama tarafında en azından. Piyasa burada kendisine balonlar oluşturmayı çok seviyor. Ki defalarca gördük bugüne kadar. O balonlar da genelde patlıyor. O yüzden hani bu fiyatlar sanki indese eskisi kadar cazip kılmıyor diyebilirim ben. Evet, bir sonraki bilançomuz Koza Altın. Yine merakla beklenen finansallardan bir tanesiydi. Burada Koza Altın için söylediğim her şey bu arada Koza A ve İpek E için geçerli. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü hem Koza A'nın hem İpek E'nin Koza Altın'a ortak olmaktan başka bir faaliyetleri yok artık. Dolayısıyla burada bizim Kozal için söylediğim şeyler Koza A ve İpek E için de geçerli olan şeyler olacak. Zaten ortak bilanço. Yani Kozal'ın bilançosunda kendilerine düşen kısımları yazıyorlar aslında Koza A ve İpek Enerji'de. O yüzden biz Kozal üzerinden yani ana şirket, faaliyeti olan ana şirket üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi çeyreklik rakamlara gelirsek burada bir hayal kırıklığı var maalesef. Onu söyleyeyim. Yani beklentilerin çok çok altında geldi rakamlar. Burada 600 milyonun üzerinde bir net kar bekleniyordu. Yine 650 milyonlarda bir FABEK bekleniyordu. Normalde şirket %60 marjlarla çalışıyor biliyorsunuz. %65 marjlarla çalışıyor. Şöyle göstereyim FABEK marjını çeyreklikte. Bakın şurada ara 72'lere. Burada şu iki çeyrek yine kriz çeyreği. Onları geçelim. 55, 68, 72, 58, 60, 66, 69. Yani neredeyse 60-65'lerde çalışıyorken son çeyrek bir anda 44'lere düşen bir fabrik marjı. Yine aynı şekilde burada 70'lere yakın 65-70'ler civarında gezen brüt kar marjının da 53'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun sebebi aslında bir miktar üretimdeki azalma. Yani
Operasyonel giderlerinizin birçoğu sabit ve sizin üretiminiz arttıkça, üretim miktarınız arttıkça ölçek ekonomisi dediğimiz sebep dolayısıyla ürün başına maliyetleriniz düşer normal şartlar altında. Son çeyrekteki üretimin düşük kalması birazcık burada etkili oldu. Ons altın fiyatlarına bağlayamaz mıyız diye soran olmuş. Ons altın fiyatları son çeyrekte değil, ilk çeyrekte düştü. Ve problem aslında ons altın fiyatlarının düşmesi ya da yükselmesi değildi. Şimdi koz altın tarafında takip edilen veri ürün başına maliyetler. Yani ürün başınadan kastımız da ons başına. Yani bir ons altını çıkartmak kaç dolara mal oluyor? Burada takip edilecek bir veri bu. Ve eskiden söğüt varken buradaki ürün başına maliyetler, yani ons başına maliyetler, daha doğrusu nakit maliyetler 500 dolarların altında kalabiliyordu. Yani 500 dolara koz altın bir ons altın çıkarabiliyordu. Bu da işte 1200 dolara o zaman satıyorken dahi, yani ons altın çok daha ucuzken dahi %60'larda marjı yakalamasına sebep oluyordu. Ama 2021'de buradaki rakamlar yukarı geldi. Yani hatta şöyle söyleyeyim, son çeyrekteki ons başına çıkarma maliyeti 1000 doların üzerine çıktı. Yani yıllar sonra ilk kez oldu bu koz altında. Son çeyrekte 1000 doların üzerine bir ons başına maliyet görüyoruz koz altında. 2021'de bunun yine aşağı gelmesi bekleniyor. Yani bu dediğim gibi üretim rakamının düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü 2020'de 259 bin onsluk bir üretim yaptılar. 2021'de ne kadar üretim yapacaklar aslında? 2021'deki üretimin yani 270-300 bin ons bandında bir şey oluşması bekleniyor. Şimdi buradaki neden o kadar geniş bir aralık verdiğimi soracak olursanız, Karapınar tesisleri aslında buradaki problem. Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum, aralığın son haftasıydı, 29'uydu galiba. Karapınar'daki bir madenle ilgili 2021 yıl sonunda rezervlerini açıklayacaklarını, 2021 yıl sonu rezervlerine Karapınar madeninin dahil edileceğini söylemişti Kozaltın ve Karapınar'da üretimin başlayabileceğini söylemişlerdi. Burada onların beklentisi ikinci çeyrekte üretimin başlaması. Ve Karapınar tesisi biliyorsunuz Çanakkale'de ve oradaki altının işlenmesi için yanlış bilmiyorsam Mastra'yı kullanacaklar. Yani ekstra bir operasyonel maliyet yani olacak tabii ki ama çok fazla olmayacak. Çünkü yeni bir tesis kurmayacaklar Karapınar için. Mastra'yı kullanmaya devam edecekler. Mastra madeninin tesislerini. Bunu aslında düşük bir yatırım gideri beraberinde getirecek. İkinci çeyrekte buradan üretimin gelmesi bekleniyor. Tabii o gelirse 300 bin onslara doğru çıkabiliriz. Eğer 300 bin dolar 300 bin onslara doğru çıkarsak bu sefer ons başına maliyetlerin biz yeniden 600 dolarlara falan geldiğini görebiliriz. Tabii burada tenor vesaire yani buradaki altının tenörü vesaire çok önemli olacak. Ama 300 bin onslara doğru çıkarsak eğer muhtemelen dediğim gibi ons başına maliyetlerde böyle 550-600 dolar bandına yılın ortalamasında gelecektir diye düşünüyorum. Ha yani yine 270'lerde kalırsa, 259 bin, 270 binlerde olursa buradaki üretim miktarı, o zaman işte tahminimce 600 dolarların bir miktar üzerinde oluşur. Tabii altın fiyatları burada önemli etken satış tarafında. Ama biz hani altın fiyatlarını tahmin etmektense şirketin üretim rakamları ve orada oluşabilecek maliyetleri tahmin etmek tabii ki biz analistler için daha doğru. Altın fiyatlarının ne olacağı çünkü çok daha fazla etkene bağlı. Bir de burada bir güzel haber daha var. Geçtiğimiz hafta sanırım TMSF tarafından gelen açıklamalar vardı. Biliyorsunuz Diyadin'de yani Ağrı'da Mollakara madeni var Kozaltı'nın ve orası yıllardır aslında aktif rezervi bulunmasına rağmen bir üretim yapmıyordu. Oradan artık üretimin başlaması bekleniyor. Oraya tesis kurulacak Ağrı'ya, Diyadin'e. Ama Mollakara'dan ne kadar şey gelir, üretim gelir ve ne zaman gelir? Burası soru işareti. Şirketin tahminleri 2022 sonuna yetişmesi yönünde. Yani operasyonel harcamaların yapılması, tesisin kurulması, işte istihdamın sağlanması ve üretime başlanmasının 2022 sonunda olmasını bekliyorlar. O yüzden 2021'e burayı hiç dahil etmeden konuşuyorum ben. 2022'de yani 21'in yıl sonu geldiğinde yine burada webinarlar yapıyor olursak mutlaka üzerine konuşuruz. 2022 yılında çünkü bir Mollakara hikayesi de bir Diyadin hikayesi de beraberinde gelecek. Kayıt linki atılacak mı diye soranlar var. Evet, kayıt linkini her hafta olduğu gibi yine atacağız. Yayın bittikten sonra ben YouTube'a yüklüyorum ve bütün pro üyelere de mail yoluyla gönderiyorum. Bu hafta da yine benzer şekilde muhtemelen bu gece saatlerinde hani saat net olarak söyleyemiyorum tabii oradaki yüklenme hızı vesaire. Ama bu gece
Kayıt linki maillerinizde olur. Şimdi gelelim kozu altındaki fiyatlama tarafına. Önce bir net borca bakalım. Şurası önemli çünkü. 5,9 milyarlık bir net borç var. Bu neden önemli? Yarın öbür gün eğer şirketin bu sahiplik sorunu çözülürse buradaki en büyük soru işareti bu temettüler olacak. Yıllardır temettü dağıtılmıyor biliyorsunuz. Yani 5,9 milyarlık net borç var. Yani net nakit var aslında. Özür diliyorum. 5,9 milyarlık net nakit var. Ve burada ciddi bir temettü potansiyeli var aslında. Hatta direkt ödenmiş sermaye göre bakarsanız 150 milyonluk bir ödenmiş sermaye. Hadi buraya 6 milyar diyelim ki bu sayarak muhtemelen geçer orayı. Hisse başına 40 liralık bir nakitten bahsediyoruz şirket içerisinde. Bu çok kolay rastlanır bir şey değil. Eğer bu saatlik sorunu çözülürse en büyük soru işareti dediğim gibi oradaki temettüyü dağıtıp dağıtmama kararı olacak. Varlık fonu devralırsa burayı muhtemelen o temettüyü de varlık fonu tarafı isteyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki yine varlık fonunun kararı olacak. Ama buradaki satın alma ya da devretme süreci nasıl gider derseniz Haziran 2020'de yanlış bilmiyorsam mahkeme. Eğer oldu da mahkemeden sonuç çıktı sahiplik sorunu ile ilgili. Hemen mahkeme bittiği gibi devir olmaz. Çünkü biliyorsunuz bu hukuki işlerde işte temyiz süreci vesaire oluyor. İtirazlar vesaire gelecektir. Yani 2021 yılında da ben buradaki ya yani Haziran'da karar gelse dahi buradaki tam devrin gerçekleşmesi falan 2021'den 21'de gerçekleşmeme ihtimali de var. Onu da söyleyeyim. O yüzden hani temettü vesaire beklemek için çok erken. Fiyatlamada şimdi dönüp bakacak olursak yani 10,8 FK, 7,13 FDFA ve 2,60'da PDDD var. Yani defterlerine bakmaya gerek yok. Şu iki çarpan yani çok yüksek değil aslında ama biz koz altını daha düşük çarpanlarla görmeye biraz alıştık açıkçası onu söyleyeyim. Buradaki sahiplik sorunu çözülmüş olsa bu çarpanlar bu şirkete ucuz. Ama bu sahiplik sorunu, temettü dağıtamama problemleri yüzünden hep iskontolu olmasına çok alışmıştık. O yüzden bana Kozal ortalamalarının bir tık üzerinde gibi gözüküyor buradaki rakamlar. Özellikle bu son çeyrekteki gelen hayal kırıklığı rakamlar birazcık beni açıkçası buradan soğuttu. Ama yine de beklentiler güzel. Özellikle bu Molla Kara hikayesini yani takip etmek lazım. Çünkü Molla Kara ne kadar erken faaliyete girerse buradaki yıllık üretimler de o kadar hızlı artacaktır. Öyle olduğunda da buradaki çarpanlar aşağı gelecek. Yine aynı şekilde Karapınar hikayesi önemli. 29 Aralık'ta açıklanmıştı. İkinci çeyrekte üretime başlaması bekleniyor. Eğer ikinci çeyreğe yetişmezse burada yine negatif bir fiyatlama görmemiz bence oldukça olası. İpeki ve Koza için tek tek şöyle bir çarpanlarına bakayım sadece hangisi daha makul diye. Buradaki FDF Avekler yanlış. Onun neden yanlış olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz konsolide bilançoda buradaki bütün bilanço ve gelir tablosu kalemleri olduğu gibi aktarılır. En son şurada ana ortaklık paylarının düşen kar alınır. Yani burada 1.693 görürsünüz ama aslında İPK'nin karı bu kadardır. Ya da aynı şekilde bilançoda siz burada baktığınızda 7 milyar öz kaynak var sanarsınız ama aslında 1.4 milyardır. O yüzden bu tür şirketlerde işte FDFA ve falan bakılmaz. FK üzerinden gitmek lazım. Onların üzerine düşen kar üzerinden. Kozal'dan bir miktar daha makul gözüküyor İPK'ye baktığımızda. Yine Kozal'a baktığımızda o daha da makul gözüküyor. Yani ben bu üçlü arasında bir tercih yapacak olsam Kozal alacağıma Kozal almayı şu senaryoda tercih ederim. Çünkü aynı şirket, başka hiçbir faaliyet yok Kozal'ın içerisinde. Bunun FK'sı 8.94, Kozal'ın FK'sı 10.86. Ben böyle bir senaryoda her zaman Kozal'ı tercih ederim. Evet, bu şirkette geçelim. Sıradaki şirketimiz Doğan Holding. Doğan Holding de aslında son çeyrek bir miktar zarar getirdi ama önceki çeyreklerde konuşmuştuk. O yüzden üzerine konuşmak istedim ben de. Biliyorsunuz şirketin ciddi bir finansal yatırımı var. Burada bilançoda da görüyoruz zaten. Ciddi nakit gücü olan bir şirket. Şöyle baktığımızda. Ve buradan da bu rakamın da büyük oranda döviz bazlı olduğunu biliyoruz. Yani şirketin çok ciddi bir döviz pozisyonu var. Ve bu döviz pozisyonu dolayısıyla ciddi karlar elde ediyor. Hatta şeyden bakabilirsiniz. Kamu aydınlatma platformundaki finansal raporda bölümlere göre raporlama bölümünden bakabilirsiniz. Şirketin yıllık karı ne kadar? 1,4 milyarlık bir kar var burada toplamda 1.390. Bu karın neredeyse 800 milyonundan fazlası vergi yani vergi öncesinde 1,7 milyar kar var. Bunun 1 milyarı vergi sonrasında 800 milyonundan fazlası
sadece yatırım gelirlerinden geliyor. Yani bu şirketin bu elde ettiği 1,4 milyarlık bu 1.390'lık karın 800 milyonu oradaki dövizin değer kazancından, TL'nin değer kaybından kaynaklanıyor aslında. O yüzden hani buradaki kar ne kadar sürdürülebilir kısmı bende ciddi bir soru işareti barındırıyor, onu söyleyeyim. O yüzden mesela burada FK üzerinden değerlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü bu kar dolar yükselmeseydi olmayacaktı. Hatta şuradan gelir tablosundan da gösterelim. Bakın yatırım faaliyetlerinden gelirler kısmına. Son çeyrek, hatta çeyreklik bakalım. Son çeyrek bakın dolar yükselmedi. Ne hale gelmiş burası? Yani normalde önceki çeyreklerde kur yükseldikçe, yani her çeyrek yükseldiği için maalesef hep artı yazıyormuş. Burada gitmiş son çeyrekte zarar yazmış artık. Neden? Çünkü kur son çeyrekte bir miktar da olsa aşağı geldi. Hemen onun zararını görmüş. Şimdi ilk çeyrekte çok az yukarıdayız ama işte daha bu ay Merkez Bankası toplantısı var. Bakalım eğer bir aksilik olmazsa orada bir faiz arttırımı görürsek ya da işte bu sıkı duruşun devamına ilişkin her gördüğümüz mesajla kur bir miktar gerileme eğiliminde oluyor. Böyle bir senaryoda da gayet rahat şekilde doların yatay kalabileceğini düşünürüz. Bu da bu şirketin ilk çeyrekte de yine kur tarafından kâr edemeyeceğini gösterebilir bize. Onu söyleyeyim. Yani buradaki kâr çok sürdürülebilir değil. Burada sürdürülebilir tarafta neler var? Bir akaryakıt perakende işi var zaten. Şöyle söyleyeyim. Hiç kâr gelmiyor diyebilirim oradan. Ciro'nun neredeyse tamamı oradan geliyor. Ama kârlı bir iş değil akaryakıt perakendeciliği. Elektrik üretimi tarafı var ki onunla ilgili bu hafta haber geldi yanlış hatırlamıyorsam. Galata Wind Energy diye bir şirket var burada. Bir Galata Rüzgar Enerji şirketi. Onun halka arzı için SPK'ya başvuru yapıldığına dair oradan şirket bir nakit girdisi elde edebilir. Yanlış bilmiyorsam tamamını ortak oranın. Yani öyle hatırlıyorum ama emin değilim. Oradan da bir nakit girdisi şirket tarafında olacak bu yıl. Eğer halka arzı onaylanırsa tabii. Elektrik üretimi tarafında da işler bu yıl için yolunda gitmiş diye gördüm ben baktığımda dipnotlara. İşte sanayi ticaret tarafı var. Yine düşük kâr ediyor. İşte otomotiv ticareti var. Biliyorsunuz birkaç markanın hala Türkiye'ye getirilmesine aracılık ediyor Doğan Holding burada. Hatta bir de motosiklet var. Vespaları da galiba Türkiye'ye Doğan Holding getiriyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada kârın asıl geldiği kısım finansman ve yatırım dediğimiz aslında buradaki yatırım faaliyetlerinden, kasada bulunan dolardan gelen para. Orasında sürdürülebilirliği soru işareti. Her şirket ne kadar pahalı? Şimdi holdinglerde biliyorsunuz piyasa değeri defter değerine bakmak bir miktar daha doğru. Çünkü sonuçta sahip olduğu varlıklara göre ne kadar ucuz ya da pahalı olduğuna bakmak lazım bir holdingde. Oraya göre de çok bir ucuzluk içermiyor açıkçası şu PDD'ye baktığımda. Yani işte burada ne bileyim Koç Holding'le şey yapsak, karşılaştırsak mesela ben burada 1.26 olmasına rağmen Koç Holding'i tercih ederim. Ya da Sabancı Holding'e baksak defter değeri anlamında bakın 0.59'da çok daha iskontolu bir Sabancı Holding var. Tabii Sabancı hep iskontoluydu. Onu da söyleyeyim. Ama hani Doğan Holding'e göre bu kadar fazla iskontoluysa ben olsam Sabancı Holding'i burada tercih ederim diye düşünüyorum. Doğan Holding'dense. Tabii de fiyatlama tarafı da biliyorsunuz Cem Okullu çok yüklü bir alım. Daha sonrasında da hepsini tamamını sert şekilde satış yapınca oradaki fiyatlamanın da dengesi kaçıyor maalesef. Onun da bir miktar Doğan Holding hisseleri üzerinde bence negatif baskısı olabilir. Yani orada biri geldi, biri gitti fiyatlaması maalesef şeydeki sağlığı, fiyatlamadaki sağlığı bozuyor. Şimdi bir sonraki şirketimiz Migros. Yine bir hayal kırıklığı aslında. Çok fazla gündemde olduğu için listeye almak istedim. Bir de biliyorsunuz benim marketlere karşı ilgim de var. Daha önce burada Şoku BİM falan defalarca konuştuk. Migros'ta aynı şekilde konuştuk. Carrefour'da. O yüzden Migros tarafını mutlaka listeye almak istedim. Bir hayal kırıklığı var dedim. Çünkü Migros'tan 3. çeyrek bu cılız 9 milyonluk karın arkasında yine 2020'nin son çeyreğinde bir 35 milyon kadar da bir piyasa beklentisi vardı. Yani yine bir cılız da olsa bir kar bekleniyordu buradan. Ama maalesef şirket 121 milyonluk zarar açıkladı. Ve yılın tamamında 400 milyonluk zararla kapatmış oldu. Böylelikle öz kaynakları da 30 milyona kadar geri geldi. Şimdi burada neden kar bekleniyordu? Çünkü bakın şuradan göstereyim net borç tarafını. Bakın burada net borcun
Şurada 2019 ilk çeyrekte 6 milyar lira ki düşe 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 3,5 milyara kadar geri geldiğini görüyoruz. Bir önceki çeyrek 3,6 idi. Yani burada 2,5 milyar TL'lik bir net borç azalmasından bahsediyoruz neredeyse. Diğer taraftan burada ciddi bir döviz açık pozisyonu vardı. Ciddi bir euro açık pozisyonu vardı aslında. Euro açık pozisyonu 2020'nin 3. çeyreğinin sonunda ciddi şekilde aşağı gelmişti. Hatta yıl sonu itibariyle de baktım 15 milyon euro mu ne kalmış? Yani Migros boyunda bir şirket için açığı yok diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş. Dolayısıyla burada hem Euro'dan ekstra zarar yazmayacak, hem işte finansman tarafından bu kadar zarar gelmez beklentisiyle ya zarar gelir tabii ki bu net borcun bir faizi var ama favoyu götürmez beklentisi vardı piyasa tarafından. Peki öyle olmamış. Finansman giderleri piyasa beklentilerinin üzerinde gelince şuradaki 270 milyon, 260 milyon netteki finansal gider dolayısıyla maalesef şirket net zarar açıklamak zorunda kaldı. Bu tabii ki bir hayal kırıklığı oluşturdu ki fiyatlama tarafında da maalesef o aşağı doğru gelişi yatırımcılar hissetti. 40 liraların altına geldi ki 50 liraların üzerinde fiyatlandı. Geçtiğimiz ay içerisinde çok uzak değil yani Şubat ayında 50 liraların üzerinde bir Migros fiyatlaması görmüşken bir anda 40 liraların altında bulduk kendimizi. Tabii ki burada Euro tarafındaki borcun kalmaması, işte döviz borcunun net borcun aşağı doğru geliyor olması bunlar hala olumlu senaryolar. Ama baktığımızda işte beklentilerin üzerinde kalmış olması problem. Yani bundan sonrası içini konuşacak olursak benim açıkçası iyimserliğim var onu söyleyeyim. Yani buradaki FABÖK 2,2 milyar. Yanlış bilmiyorsam %14-16 idi. Net hatırlamıyorum bu arada onu söyleyeyim. Ama bir yıllık büyüme beklentisi gördüm diye hatırlıyorum FABÖK tarafında. O geldiğinde burası hani daha da yüksek FABÖK'lerle 2,5 milyarlık bir FABÖK'le bu şirket bu net borcu da buraya kadar getirdiyse bundan sonrasında bir toparlanma aşamasına girebilir. Onu söyleyeyim. FAVÖK çarpanına bakarsak çok yüksek değil zaten. 4,8 çok düşük bir FAVÖK çarpanı. Kar olmadığı için FK yok. PDD'de anlamsız 30 milyon olduğu için buradaki kar. Yani şurada şöyle söyleyeyim. Arada bir 300 milyon kar yazsa şirket bir çeyrekte atıyorum. 200 milyon kar yazsa burası 230 milyon olsa bu PDD'de bir anda 5'te 1'ine falan iniyor. O yüzden şu rakam hiç anlamlı değil. Onu söyleyeyim. Ama FD FAVÖK'e göre baksak aslında aman aman pahalı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama işte bu beklentinin üstüne gelen finansman giderleri de bir hayal kırıklığı yarattı piyasada. O yüzden de bu aşağı yönlü gelişi birazcık makul bulmak lazım bence. Bu arada %15-18'miş şey tarafında. Ciro büyümesiymiş. %15'lerde Favök değil, ciro büyümesiymiş. Favök marjı içinde 8-8,5'larmış. Bir kontrol ettim hemen notlarımdan buradan. Ya bu rakamlarla, bu beklentilerle dediğim gibi geleceğe yönelik bakarsak çok kötü değil. Ama bu bilanço fiyatlamasının bitmesini beklemek birazcık daha doğru olur. Onu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz marketlere şimdi yeni bir düzenleme geldi. Daha doğrusu bu küçük bakkalları koruma amacıyla gelen bir düzenleme ve işte pazar günü saat 10'da değil 11'de açılma ve diğer tarafta da işte tütün ürünlerine 300 metre 1500 metrekarenin altındaki 300 metrekarede tütünlü sanıyorum. 1500 metrekarenin altındaki dükkanlarda da yani mağazalarda da elektronik eşya satışına vesaire izin verilmeyecek. Tabii burada Migros buradan da negatif etkilenenler listesinde. Yani hem bir saat pazar günü sabahtan geç açılmanın bir negatif etkisi var. Hem de diğer tarafta işte Migros Jet gibi işte tek meyli, iki meyli Migros'larda vesaire tütün ürünlerinin satılamayacak olması gibi yani o sigara müşterisi dediğimiz müşteri kitlesini kaybetmek gibi bir riski var. Bunun da zaten fiyatlama üzerindeki bir negatif etkisini gördük. Oradaki en düşük etki BİM'e gelecek zaten onu hepimiz biliyoruz. Ama burada Migros'un da buradan bir negatif etkilenmesi var. Şimdi marketler arasında benim buradaki tercihim yani Migros'la Şok'u ben burada bu dipten dönme hikayesi işte çok ciddi net borçtan toparlanma, işte döviz açık pozisyonlarını kapatma, yeniden karlı olabilme hikayesi dolayısıyla her ikisini de beğeniyorum. Burada Migros işte bu 40 liraların altına geldiğinde Şok'a göre bir miktar daha avantajlı olabilir. Yani bir market tercihim olacak olsa Türkiye'de muhtemelen bu fiyatlara geldiği için Migros'u bundan sonraki hikaye için tercih edebilirim. Ama dediğim gibi bir hayal kırıklığı daha yaparsa daha farklı fiyatlamalar görebiliriz. Onu da söyleyeyim.
Bizi mi kıyaslar mısınız diye sormuşlar. Bizi mi kıyaslayamam çünkü bizim bir toptan mağaza. Bu arkadaşlar perakende çalışıyor. Yani Migros, Shopee, Carrefour'sa bunlar perakende mağaza. Bizim orada yani metro falan halka açık olmalı ki. Cash and carry olan metrodan bahsediyorum. Turizmden değil. Anca onlarla kıyaslayabilelim. Bizim buradan daha farklı bir kategoride yani var olan marketler içerisinde, market diyebileceklerimiz içerisinde Migros bu hayal kırıklığına rağmen aman aman da böyle pahalı bir senaryo değil benim gözümde. Aman aman pahalı bir şirket değil. Özellikle şuradaki FD Fabrik çarpanıyla dikkat çekebilir. Evet, bir sonraki şirketimiz Türk Hava Yolları. Hatta şurada Pegasus'u Türk Hava Yolları'nın hemen arkasına alayım. Daha sonrasında Petkim Deva ile bitireceğiz. Türk Hava Yolları ile Pegasus'u bir arada anlatalım. Çünkü havacılık sektörünü genel konuşmak lazım elbette. Yani birini diğerinden ayırmak çok da doğru değil. Şimdi son çeyrek finansallar üzerinden gidersek net kar tarafında 385 milyon. Yanlış hatırlamıyorsam 330 falan zarar beklentisi vardı. Yani böyle aman aman beklentinin üzerinde bir zarar değil ama beklentiden daha fazla zarar etti. Onu söyleyebilirim. Buradaki ama hem fabrik hem de ciro tarafı beklentilerden iyi geldi. Hani o da bir gerçek. Yani aslında bilançoya baktığımızda ne böyle çok aşırı iyi sürpriz ne de kötü sürpriz diyeceğimiz bir şey yok. Yani ciro fabrik beklentinin üstü, net kar beklentinin altı. O yüzden hani aman aman sürpriz yaratmadı piyasa tarafında. Ama olumlu bir fiyatlaması var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama birkaç haftadır iyi giden bir fiyatlama var Türk Hava Yolları tarafında. Şimdi işler tarafına dönecek olursak biliyorsunuz işte Türk Hava Yolları'nın iki tane kolu var. Bunlardan birincisi kargo kolu, diğeri yolcu kolu. Şimdi yolcu kolu aşırı sert daralıyor. %65 galiba yıllık daralması. Bu kadar sert daralınca da yolcu tarafı tabii ki şirket ne yaptı? Böyle bir operasyonel gücü de olduğu için bir miktar yolcu uçağını yıl içerisinde 2020'de kargoya çevirdi ve kargo faaliyetlerini arttırmak istediler. Aslında bakıldığında da burada kargoya ciddi önem verilmiş olmasına rağmen hacimlerde çok bir şey olmadı. Yani kargo hacimleri evet daha yüksekti geçen yıldan. Ama hacimden ziyade buradaki kargo ücretleri çok yükseldi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir ara işte petrol fiyatları eksiye geçtiği bir zaman olmuştu. Nisan'dı galiba. Orada işte gemilerde yer yok gibi bir işte şey vardı. Hani petrolü depo edecek yer yok diye. İşte yıl boyunca da böyle konteyner bulmakta birçok ihracatçı zorlandı. Yani öyle bir problem var şu an. İşte navlun fiyatları, deniz taşımacılığı fiyatları aşırı yükseldi. Öyle olunca havacılığa bir miktar kayma oldu. Havacılıkta da tabii ki rakamlar yükseldi. Yani deniz taşımacılığında fiyatlar artınca hava taşımacılığında da kargo anlamında fiyatların arttığını gördük. O da tabii ki şirketin kargo gelirlerinin çok ciddi yükselmesine sebep oldu. Şöyle söyleyeyim. Yılın son çeyreğinde kargo gelirleri bir önceki yılın son çeyreğine göre %100'den fazla artmış. Tabii yolcu tarafı tam tersi çok sert şekilde aşağı çakılmış. Yani yıldan yıla %56'lık bir düşüş var şeyde, yolcu tarafında. Kargo tarafında da birebir büyüme var. Normalde nasıl bir mix vardı, nasıl bir karışım vardı? Kargo gelirleri toplamda geçen yıl son çeyrekte %15'lere yakın, yolcu 85 iken bu yıl son çeyrekte yolcu 53'lerde, kargo 47'lerde kaldı. Yani kargonun ciddi şekilde yolcudan pay aldığını gördük. Ha tabii bu bir şirketi kâr ettirmeye yetti mi? Yetmedi. Ama işte dünyadaki diğer havacılık şirketlerine göre baktığımızda da aslında güçlü bir konumda kalmasına şirketin sebep oldu. Şu an hatta dünyada işte yanlış bilmiyorsam Şubat'ta da öyleydi, Ocak'ta da öyleydi. Avrupa'nın en fazla uçan hava yolu Türk Hava Yolları. Yani bu krizi birazcık daha diğer havacılık şirketlerine göre iyi atlatıyor diyebiliriz. Buradaki problem tabii ki şuradan kaynaklanıyor. Yani çok ciddi bir net borç var şirkette. 100 milyarın üzerinde, 109 milyar. Bir önceki çeyrekte çok farklı değildi tabii. Onlar dolar bazlı bakıyor. Dolar bazlı baktıklarında doların düştüğü bir çeyrekte net borç da aslında dolar bazlı bakıldığında yükseldi. O da bir gerçek. Burada toparlanmanın ne zaman olacağı aslında ana soru işareti. Benim orada takip ettiğim gösterge, size de burada göstereyim. İki tane burada takip ettiğim yer var. Birincisi Türkiye'deki günlük aşıların takip edebildiğimiz nokta. Kaç kişiye aşı yapılmış, kaç tanesi bir doz, kaç tanesi çift doz ya. Gerçek korumaya ulaşan bu kadar insan var aslında. İlk dozu biten bu kadar. Burada gene şehir şehir de var bunlar. Bu yurt içindeki uçuşlar anlamında önemli. Bir de bunun daha önemlisi global tarafı.
Burada ben Bloomberg'un çalışmasını takip ediyorum. Onlar gün gün hangi ülkede ne kadar aşı yapıldığını takip ediyorlar. Şu ana kadar 290 milyon aşı yapılmış. 290 milyon kişi değil bu arada. 290 milyon adet aşı yapılmış. Onlar hem Amerika'yı yani kendi ülkelerini takip ediyorlar hem de modelleri var aslında. Bunu sürekli güncelliyorlar. Şu anki pace'te yani şu anki tempoda giderlerse 2 milyon günde doz yani 2 milyon doz günde aşı yaparlarsa 6 ay sonra Amerika'daki nüfusun %75'inin koruma altına alınacağını, %75 de toplumsal bağışıklık için yeterli gözüküyor. Yani nüfusun %75'ini aşılarsanız neredeyse tamamını aşılamış kadar bir etki almanız mümkün olduğu için burada 75'i kabul ediyorlar. Ki son güne baktığımızda aslında bakın 2,4 milyon mesela dünkü yapılan aşı. Onun önceki gün 2 milyon, 1,9. Bunlar tabii burada ortalama siyah üzerinden gidiyorlar ve bu siyaha göre 6 ay sonra Amerika'nın aşılanması büyük oranda tamamlanmayacak ama yani tamamı değil ama büyük oranda %75 oranında tamamlanacak gibi gözüküyor. Şunu da söyleyeyim. Bu geçen hafta 7 aydı. Bundan bir önce 9 aydı. Buradaki rakam yükseldikçe bu aşağı gelecek. Yani bu 6 ay değil muhtemelen 4 ay sürer. Çünkü işte Johnson & Johnson aşısı daha bu hafta mesela kullanılmaya başlandı. Burada 1,6'lardan 2 milyonların üzerine çıktı. Bir de tek doz mesela o. Tek doz olduğu için mesela daha hızlı şekilde. Yani bir kişiye çift doz yapmanız için işte arada 15 gün bekliyorsunuz. Bağışıklık oluşuyor 15 gün. Bir ay falan sürüyor süreç. Tek dozda daha kısa sürecek bu işler. Aynı şeyi sadece Amerika için değil çalışmayı bütün dünya için yapıyorlar. Bakın burada ülke ülke var. Burada da biz varız. Dünyada da aynı çalışmalar. Bu veri çok kötü tabii ki. Yani hani böyle bakınca insanın içi kararıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu geçen ay 5 yıldı. Yani bir ayda 0,7 yıl yani 8,5 ay yol kat ettik bir ayda. Bu çok hızlı şekilde aşağı gelecek. Onu söyleyeyim. Ya yani buradaki günlük ortalama dozlar yukarı geldikçe mesela dün 12 milyon doz aşı vurulmuş dünyada. Bu hesap 7,2'ye göre 12'ye bile çıksa buradaki zaten 3 yıla falan düşecek. Ortalama 12'ye çıktığında bile. O yüzden hani şu 4,3 yıl çok korkutmasın size. Günden güne bu grafik yukarı doğru gittikçe aşılanma sürdükçe yani şey olacak. Hatta bakın şurada bir doz ve fully vaccinated. Eskiden burada çift doz yazıyordu. Johnson & Johnson'dan sonra işte tek doz da tam etki gördüğü için burayı fully vaccinated olarak değiştirdiler. Bakın burada hatta şurada 7. sıradayız. Hatta Avrupa Birliği'ni bütün tek ülke olarak aldığı için 6. sıradayız. En çok aşı yapan bir dozda şuradayız. %9'larda, 2 dozda da 2,8. Aslında hani en çok aşı yapan ülkelerden bir tanesiyiz burada. Bu da tabii ki hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus için takip edilecek verilerden bir tanesi. Da şunun linkini bırakayım ben şeye, çete. İlgilenenleriniz olursa buradan sürekli olarak takip edebilirler. Ben her gün giriyorum buraya. Şuradan hemen bütün katılımcıları seçeyim. Linki gönderdim. Dediğim gibi buradan takip edebilirsiniz. Burası ne kadar hızlı, şu grafik ne kadar hızlı yukarı gider, şu ne kadar aşağı hızlı şekilde geri gelirse bizim için, havacılık için o kadar iyi. Benim havacılık için şu an baktığım tek nokta burası. Bilançoları falan birazcık daha işin fiyatlamaya az etki eden tarafı. Eğer fiyatlama bilançoya göre olsaydı biz Türk Hava Yolları bilançosundan sonra aşağı bir yön hareket görürdük. Ama aşılanmaya gittiği için Johnson & Johnson aşısı onay aldığı için bu haftada beklentilerden kötü gelen kâra rağmen hisse fiyatı yukarı gitti. İkincimiz burada Pegasus. Şimdi Pegasus'ta Türk Hava Yolları gibi bir hikaye yok. Yani nasıl bir hikaye yok? Pegasus'ta bir defa kargo tarafı yok maalesef. Yani dolayısıyla etkilenme anlamında Pegasus burada daha fazla etkilendi buradaki krizden. Zaten çeyreklik zarar da Türk Hava Yolları'na göre çok daha yüksek geldi burada. Ki çok daha şey olmasına rağmen, küçük çapta bir şirket olmasına rağmen diyeyim aslında. Yine Favök tarafı da neredeyse sıfıra yakın bir Favök var. Ha, bu arada pek Türk Hava Yolları'nda çarpanlara bakmadık ama yani zarar olduğu için zaten FK falan anlamsız. Orada bir bakabileceğimiz işte şeyler var. Defter değeri var. Zaten defter değerinin yarısında işlem görüyor. FD Favök'te tabii şu anki Favök'leri kabul etmek doğru olmayacağı için anlamsız. Ama defter değerine göre bakarsak çok daha böyle makul bir fiyatlamayı bize gösteriyor. Şimdi Pegasus'a dönecek olursak tekrar. Pegasus tarafında dediğim gibi burada kargo tarafı yok. Yani bu tabii ki şirket için büyük bir dert kargo tarafında olmaması. Direkt yolcuya bağlılar ve
yolcu tarafındaki iyileşme olmadan da toparlanmaları kolay değil. Türk Hava Yolları oradan bir miktar telafi etti. Hatta Türk Hava Yolları'nda şunu da göstereyim. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Türk Hava Yolları mesela işte kabin memurlarının maaşına üçte bir oranında, pilotların maaşına üçte yarı yarı oranında, pardon ikiye bir oranda indirim yaptı aslında ve bunu 2 yıl boyunca sürdüreceğini söyledi. Ha, bu ne getirdi beraberinde? Bakın mesela şu çeyreklik yapayım. İşte geçen yıl son çeyrek 440 milyon olan genel yönetim gideri bu çeyrek daha az olmuş. Normalde burası sürekli büyür. Neden büyür? Bir, istihdam yarattığınız için büyür. Yıldan yıla bakın. Mesela burada neredeyse %40 artmış. Ondan önceki yıldan yıla baktığımızda yine %25-30 artmış. İlk defa burada daralma görüyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi o maliyet kısma çalışmaları. Bir de bakın şuraya 1,8 milyar pazarlama satış dağıtım gideri 1,2 milyara düşmüş. Yani şirket ciddi bir tasarruf ediyor. Yani bakın brüt kar burada 200,1 milyar, burada 3 milyar. Yani 900 milyon daha az brüt kar elde etmiş olmasına rağmen buradan o tasarruflarla olabildiğince bunu minimize etmeye çalışmış şirket. Burada da ciddi bir tasarruf uygulandığını şirket tarafında söyleyebilirim. Şimdi Pegasus'a tekrar geri dönüyorum. Çok Türk Hava Yolları konuştuk. Pegasus tarafında dediğim gibi yolcu tarafı maalesef problemli ve burada ne zaman normale dönüleceği tarafı yine aynı şekilde problemli. Çünkü yine orada şeyi takip etmek lazım ama kargodan destek alamıyorlar. İşte Türk Hava Yolları'nda olduğu kadar sert ne denir ona tasarruf önlemleri de almıyorlar. O yüzden maalesef ciro tarafının toparlanması birazcık daha uzun sürecek muhtemelen. Burada geçen yıla göre şeyler dış hat kapasitesi yani dördüncü çeyrek 2019 ile dördüncü çeyrek 20'yi karşılaştırdığımızda dış hat tarafında %48'deler. Yani daha yarısına bile ulaşamamışlar bir önceki yılki kapasitenin. Diğer tarafta içeriye baktığımızda yani yurt içi uçuşlara baktığımızda %80'lerde. O çok kötü değil. Yani içeri taraf yurt içindeki uçuşlar birazcık daha normale yakın. Ama burada şunu da söyleyeyim. Havacılıkta %95 kapasiteyle çalışmakla 90 kapasite arasında çalışmak inanılmaz fark eder. 90'da mesela zarar edersiniz, 95'te kâr edersiniz. Yani neredeyse çok yüksek doluluk oranlarında çalışmanız lazım ki bu iş kârlı olsun. O yüzden hani geçen yılın %80'ine gelmiş olmaları, kâr etmelerine falan hiç şey değil. Hiç yeterli değil. Burada şeye kadar çıkmak lazım. Yani geçen yıl seviyelerine çıkmak lazım ki yeniden biz burada kârlı operasyonlar görelim. Şuradaki geçmiş dönemde gördüğümüz gibi. Çarpanlar tarafına bakacak olursak yani Türk Hava Yolları'na göre çok daha yüksek bir defter değeri çarpanı var. Şu ikisine bakmıyorum. Anlamsız zaten burası. Yine borç tarafı da 15 milyarlık bir net borç var. Tabii diğer tarafta 100 milyar ama yani oradaki boyut buraya göre çok farklı olduğu için onu da kıyaslamak doğru değil. Bir de şöyle bir şey var. Pandemi öncesi fiyatlarının bile üzerine çıktı Pegasus. Yani bilmiyorum bana Pegasus bu fiyatları pek hak ediyormuş gibi gelmiyor. Yani Türk Hava Yolları'nda bir miktar normal karşılıyorum. Neden? İşte bir, zaten eskiden de ucuz fiyatlanıyordu. Şu anda defterdeğinin yarısında. İki, kargo tarafıyla ciddi bir toparlanma yaşadı. Üç, işte Avrupa'nın hala en çok uçan hava yolu. Dört, çok ciddi tasarruflar yapıyorlar vesaire. O yüzden hani Türk Hava Yolları'nın fiyatlaması bana daha makul geliyor. Ama Pegasus niyeyse hani pandemi öncesi fiyatlarda ve tam toparlanması, pandemi öncesi seviyelere gelmesi kar anlamında belki 2 yıl sürecek. Ama şimdiden oraya gelmiş olması bana çok adil gelmiyor açıkçası. Evet, Pegasus'un ardından Petkim. Petkim dönemin en iyi tablolarından bir tanesi aslında bakıldığında. Beklentilerin çok üzerinde bir kar geldi. 662 milyon ama burada da bir nokta var aslında. Onu anlatacağım. Beklentiler de yanlış bilmiyorsam 400 milyona yakındı yani. 260 milyon kadar beklentileri aştı yanlış hatırlamıyorsam. 380 falandı galiba. Beklentilerin tabii çok üzerinde ama şurada çeyreklik tablodan göstereyim direkt. Bakın burada yatırım faaliyetlerinden gelirler diye bir kalem var. Bunun sebebi şu. Şimdi şirketler bir arsayı, bir gayrimenkulü aldıkları fiyattan bilançoya işlerler. Bilanço burası. Bilançoya işlerler. Yatırım amaçlı gayrimenkuller diye işledin diyelim ki. Ya da işte başka bir yerde gözüküyor. Şimdi bu yatırım amaçlı gayrimenkulleri maliyet şeyinden tuttuysan hiç değerlemeye tabi tutmadan maliyet yöntemiyle kaydedebilirsin. Ya da yeniden değerleme yöntemiyle tutabilirsin. Öyle olunca da arada bir eksper çağırıp o gayrimenkulü değerlendirip
aradaki yükselişi, fiyat artışı varsa, yani 100 milyonu aldın arsayı, bugün 150 milyon ediyorsa 50 milyonu kar yazarsın. Bu da bir yöntem. Ya da 100 milyon aldım, hep 100 milyon kalsın. Ben bunu sattığımda o karı realize ederim de diyebilirsin. Petkim burada bir muhasebesel değişikliğe gitti ve maliyet izleme yönteminden, yani maliyetle kaydetme yönteminden yeniden değerleme yöntemine geçtiler. Yeniden değerleme yöntemine geçince de buradaki kar, ya buradaki değer artışı muhasebesel olarak kaydedildi ve şurada bir çeyreklikte baktığımızda 180 milyon bir değer artışı var. Bu tamamen dediğim gibi bir gayrimenkul değerlemesi. O yüzden piyasa bunu beklemiyordu. Böyle bir muhasebe değişikliğine gidileceğini tabii kimse bilemez. O yüzden bu fazla. Ha, bunu çıkartsak dahi beklentileri aşıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bunu çıkartsak dahi, oradaki 190 milyonluk karı çıkartsak dahi beklentileri hala aşan bir rakam var. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada biliyorsunuz yine pandemiye çok bağlı sektörlerden bir tanesi petrokimya. Çünkü küresel talep iyileşmeden petrokimya ürünlerinin fiyatı yükselmiyor. Burada biliyorsunuz Platts Endeks diye bir endeks var. Bu petrokimya ürünlerinin fiyatlarını takip eden endeks ve orada ciddi bir yükseliş görüyoruz. Yani özellikle 3. çeyrekten beri, son çeyrekte burada ciddi bir yükseliş gördük. Aralık'ta sertleşti. Ocak, Şubat'ta gayet iyi gidiyor. Burada şirketin kar marjı direkt olarak nafta etilen dediğimiz, biri ham maddesi ürünlerin, diğeri çıktısı aslında nafta etilen marjına bağlı hareket ediyor ve nafta etilen marjına baktığımızda son çeyrekte 410 dolardı, 408 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. 2021 yılının ilk çeyreğinde ki bu haftanın verileri yok sadece. Ondan önceki 2 ayın ortalama verisini söyleyeyim. 610 dolarda. 612 dolarda. Zaten bir son çeyrek hani iyi gelmişti son çeyrek. İyi gelmiş olmasına rağmen hani bu 190'ı çıksak bile iyi geldi ya. Onu çıksak dahi 470'lerde bile kalsa ki onun vergisi vesairesi de var neyse. Orada bile kalsa buradan %50 daha yüksek bir brüt marjda şirket şu an için çalışabiliyor. En azından ilk 2 ayda gördüğümüz verilere göre bunu söyleyebilirim. Bu da aslında ilk çeyrek beklentilerin iyi olması demek. Şirket de bu hafta bir telekonferans düzenledi. Onların da beklentisi ilk yarıda yani ilk 6 ayda buradaki ne diyeyim yüksek nafta etilen makasının devam etmesini bekliyorlar. Öyle olunca da tabii ki 350 milyon, 335-350 milyon dolar arası bir FAVÖK beklentisi sundular. Buradaki rakama göre yani 350 milyon dolar işte 7.50 ile çarpsak ortalamada kur 7.50'de kalsa yıl boyunca 350 milyon dolar desek 2.6 milyar TL FAVÖK demek. Yani buraya göre nereden baksanız %40'lık bir FAVÖK büyümesi bekliyorlar yıldan yıla. Bu çok çok iyi bir büyüme tabii ki. Yani pandemi yılından çıkıyor olmanın da avantajı var ama yani baz etkinin de etkisi var ama nereden baksanız burada hatta böleyim şuradan %45 büyümeye tekabül ediyor. %45'lik bir FAVÖK büyümesi çok çok iyi. Tabii bunun net dönem kârına yansıması da benzer olur. Çok farklı olmaz. %45'lik bir kâr büyümesi de dediğim gibi çok çok iyi. Burada takip edilecek katalizör olarak da tabii ki nafta etilen makası önemli. İlk yarıda ama yüksek seyretmesini şirket de bekliyor. Oradaki yüksek seyir devam ettiği sürece yani ikinci yarıda biraz normalleşmesini bekliyorlar. Ha, olur da ikinci yarıda da böyle devam ederse tabii ki çok daha yukarıda rakamlar görebiliriz. Ama ilk çeyrek ve ikinci çeyrek için şirketin de beklentileri zaten ilk çeyreğin yarısından çoğu bitti. Üçte ikisi bitti hatta. Şimdilik verilerde de bir bozulma yok. O yüzden Petkim tarafı iyi gitmeye devam ediyor. Şimdi fiyatlama tarafına dönecek olursak çarpanlar çok düşük değil. Onu söyleyeyim. Yani 14-11. Ama tabii burada yılın tamamında çok daha yani şu 4 çeyreğe göre çarpanlar olduğu için çok bakması da mantıklı değil. Burada yıllın tamamında 2.6 milyarlık bir FAVÖK'ten bahsediyoruz. 2.6 milyarlık FAVÖK bu şirket için şöyle söyleyeyim size 20 milyar 2.6 8 FD FAVÖK'e geliyor. Nasıl hesaplandığımı da söyleyeyim. Mevcut piyasa değerine net borcu ekledim var olanı. Onların kar beklentisine, FAVÖK beklentisine böldüm. 8'e falan tekabül ediyor. 8'in bir miktar altında. Bu da aslında çok yüksek değil. Yine benzer şekilde burada %45'lik falan bir kar büyümesi olsa ve burası 1,5 milyarlara gelse yine onun altında bir FK'ya denk geliyor ki bir petrokimya şirketi için aman aman yüksek diyebileceğimiz rakamlar değil. Borsa İstanbul 100'ün endeks ortalaması şu an çok daha yukarılarda zaten. Dediğim gibi işler çok çok iyi gidiyor Petkim tarafından.
Ki buradaki Fintechs kanalında da bakın burası yemyeşil. Şurada sadece 3 tane konuda kırmızı almış. Ama az önce bu Doğan Holding'de bahsettiğim şey burada da var. Cem Okulu'nun %10 üzerinde payı var yanlış bilmiyorsam. Bir yerde bunları satacak. O tabii ki buradaki hissenin fiyatlaması üzerine bozabilir. Tabii bizim konumuz bu değil. Biz burada bilanço konuşuyoruz ama yine de hani elinde olan almayı düşünenler için de bir uyarı niteliğinde söyleyeyim. Yatırımcıların bir tanesinde şirketin %10'u bulunuyor. Onlar da tabii ki bir yerde o hisseyi satacak yani. O hisseyi sattığı zaman da buradaki fiyatlama bozulabilir. Onu da hatırlatmış olayım Petkim tarafından. Normalde bir saat yapıyorduk ama son bir hissemiz kaldı. Deva. Cuma günü gelenlerden onu da konuşalım. Ondan sonra webinar'ı sona erdirelim. Şimdi Deva Holding tarafında Cuma bir negatif fiyatlama gördük burada. Cuma akşamı geldi bilançosu zaten. Pazartesi bilanço sonrası ilk işlem günü olacak. Şimdi burada son çeyreklerde zaten karın ciddi bir level atladığını gördük. Yani şöyle 10 çeyrek göstereyim size. Yani şirket son 1 yıldır, yani bu yıl son 4 çeyrekte de geçmiş yıllarda hiç elde etmediği kadar yüksek karlar elde etti. Onu söyleyeyim. Yani normalde şirketin skalası buydu işte 65-70. Bu yılki skalası bakın burada 120 kötü geçtiği, iyi geçtiği çeyrekte 197-200 milyon kar elde eden bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden aslında bir seviye atladı burada. Pandeminin etkisi var, elbette var. Ama yine de burada şirketin çok ciddi şekilde bir seviye atladığını söyleyebilirim. Şimdi burada önemli olan şey bir karların şurada bir düşme var. Bu düşmenin sebebini söyleyeceğim. Burada çünkü Favök'te büyüme olmasına rağmen net karda düşme var. Onu söyleyeyim. Şirket kurun yükselişinden pozitif etkileniyordu. Hani az önce söyledim ya iki şekilde kurdan etkilenebiliyor diye. Bir finansal tarafta, ya burada bir değişiklik yok zaten. Bir de ticari işlemler dolayısıyla oluşan kur farkı gelir giderleri şurada yazılıyor diye. Bakın önceki çeyreklerde hep buradan gelir elde etmiş. Kurun yükseldiği çeyreklerde şirket buradan gelir elde ediyormuş. Bu çeyrek elde edememiş. Yani buradakiler kadar nette mesela şurada 32, burada 24, burada 68. Şurada nette 14-15 falan. Bunun sebebiyle aslında geçen çeyreklere göre çok daha yüksek bir brüt kar elde etmiş olmasına rağmen şu satırda görebilirsiniz. O kurdan desteği alamayınca faaliyet kârı tarafında yine önceki çeyreklerin hepsini geçmiş bir önceki çeyrek hariç. Onu söyleyeyim. Yani bir miktar kurun düşmesinin yani son çeyrekte yükselmemesinin de olumsuz etkisi var. Ona rağmen bu kar gelmiş. O yüzden de baktığımızda aslında başarılı bir son çeyrek tablosu diyebilirim. Burada bakılması gereken şey aslında çarpanlar tarafı. Evet, Deva çok güzel bir yıl geçirdi. Bir seviye atladı. Ama bunu ne kadar sürdürebilecek? Yani bu seviyelerde sürdürse çok ucuz değil. Yani 10F'de Favök böyle ucuz diyebileceğimiz bir seviye değil. Yani 9,5 FK. Aşırı pahalı demem ama çok rahat böyle çok düşük bir çarpanda değil. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden buradaki Deva'nın yani şu birkaç çeyrektir karın buralarda takılı kalması. Yani şurada çok iyiydi. Çok hızlı bir büyüme olduğu için. Sonra bunu sürdürdü güzel. Ama buradan da bir yukarı daha çıkması lazım ki bu fiyatlar artık makul hale gelsin. O yüzden benim düşüncem hani evet çok iyi bir tablo. Güzel bir pozisyon var işte. Borçluluk anlamında da güzel. Büyüme anlamında da bakın neredeyse her şey yemyeşil. Bir iki tanesi hariç. Büyüme anlamında da karlılık anlamında da güzel bir senaryo var. Ama dediğim gibi sanki bir tık daha yani bu 2019-20 büyümesini bu kadar olmasa da 2021'e taşıyabilecekse eğer evet makul ama taşıyamayacaksa burası birazcık bana problem gibi geliyor. İlaç fiyatlarındaki zam mı yazanlar olmuş? İlaç fiyatlarındaki zam her yıl olan bir şey. Yani oradaki %20'lik artış. O zaten hani bilinen fiyatlara dahil edilen bir şey. Onun burada ne kadar etkisi olacak? Yani %20 etkisi olacak. O zaten çok şey değil. Ama dediğim gibi kur tarafından bugüne kadar aldıkları katkıyı son çeyrek almadılar. İlaç fiyatlarının artışı buraya bir miktar olumlu yansır. Ama tek başına buradaki bu yıldan yıla şu büyümeyi getirecek bir hikaye lazım. Bir şey. %20 falan kurtarmaz burayı. Bu kadar hızlı olmasa da yine büyümeye devam edecekse dediğim gibi makul ama şu an bana açıkçası böyle aman aman da fırsat içeren bir tablo gibi gözükmedi devam. Evet, teşekkürler katılım için. Cumartesi akşamında beklemediğim kadar kalabalıktı. Pazar akşamları birazcık daha normal oluyor ama cumartesi bugün bir de ilk defa sokağa çıkma yasağı yoktu falan bugün. Bu kadar fazla
fazla katılıp beklemiyordum. Teşekkür ederim. Yayının kaydını aldım. Birazdan yükleyeceğim YouTube'a ve gece saatlerinde paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Yarın saat 21'de aylık sohbetler için Yaşar Yıldırım'la birlikte yine webinarımız olacak. Yarın görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın.